istasyonun olduğu yere çıkacağız. İstasyon caddesinin sol tarafındaki paralelden gidiyoruz. Ereğli'nin eski evleri, yerleşim yerleri gördüğünüz gibi ikişer katlı. Balkonu büyük evlere bayılıyorum. Böyle balkonu büyük olacak ev dediğin zaman. Güzel. Burada bizim arkadaşlarımız oturmuştu, aileler oturmuştu. Biz de onlara misafirliğe gelmiştik. İçlerini de az çok hatırlıyorum. Güzel evler. Yine bir kırmızı ışığa yakalandık. Işıklarda bir senkronizasyon yok. Yeşil dalga uygulaması yok. Işıklar çok aşırı miktarda bekletiyor. Yolların yoğunluğuna göre yanıp sönmüyor. Belli bir zaman frekansı vermişler. Ona göre yanıyor, sönüyor ve bekletiyor. Bol boşu boşuna mazot, benzin yakıyoruz. Şimdi yol boşaldı. Öbür tarafa müsaade etti. Yeşil ışığımız yandı. Devam ediyoruz. Yollar bakım istiyor. Asfalt yapılmış, kesilmiş. Artık kanalizasyon mu, telefon hattı mı, doğalgaz mı, hangisi döşendi bilmiyoruz ama eskiden beri bütün Türkiye'nin sorunu, sadece Ereğli'nin sorunu değil. Bir databank yok. Kurumlar haberleşip de aynı anda yolları, asfaltı kesip yeraltı ile ilgili işlemlerini yapmıyorlar. Hangisi ne zaman ihtiyaç duyarsa kesiyor, yolu mahvediyor, yol yeniden yapılıyor, bir daha mahvediyor, bir daha yapılıyor. Böyle devam ediyor. Oysa ki modern şehirlerde büyük bir yeraltı şebekesi yapılıyor ve o şebekenin içerisinde herkes yerini alıyor. Elektrik hattı, telefon hattı, su hattı, aklınıza ne geliyorsa, kanalizasyonmuş, temiz suymuş, yağmur suymuş, hepsi o büyük altyapının içerisinde yer alıyor. Yan tarafı çekelim efendim. İşte yan tarafta Sümer Bank'ın tesisleri var. Kreş, anaokulu gibi çalışanların çocuklarını bıraktıkları yer var. Camisi var, sonradan yapıldı. Yan tarafımızda parkımız var. Eskiden burası Sümer İlkokulu'na ait bir bahçeydi. Sağ tarafımızda Sümer İlkokulu başlıyor. Gördüğünüz gibi yıkılmış ve yeniden yapılmış Sümer Ortaokulu olmuş. Kıvancin Parkı. Ereğli park yönünden zengin. Yeşil Ereğli ismini belki de bu parkları sayesinde alıyor. Şu an biz 22 Mart 2021 tarihindeyiz. Nisan Mayıs'a gelince bu aradaki refüjlerin daha böyle yeşil, renkli, çiçekli olduğunu göreceğiz. Bu konuda belediyeyi takdir ediyoruz. Güzel bir şekilde yol kenarlarını, ortalarını yapıyor. Yollar hep kesilmiş, edilmiş. Oysa ki bu asfalt yeni atılmıştı. Üzücü bir şey. Bununla ilgili kurumlar arası bir anlaşma, veri alışveriş olması lazım. Herkes ihalesini ona göre yapıp belli bir tarih içerisinde asfaltta, asfalt altında ne iş yapacaksa yapması lazım. Yoksa her kurum için ayrı bir kesiliyor. Yeniden asfalt dökülmesi gerekiyor. O da yamalı bohçaya dönüyor.
vatandaş çekiyor tabii ki. Evet, karşımızda pazar var. Bugün pazartesi ama gördüğünüz gibi karşı tarafta pazar kurulmuş. Şimdi biz oraya giremeyeceğiz. Yan taraftan gitmemiz gereken yere doğru yol alacağız. Anafartalar Caddesi diyor. Buraya da İşin ilginç tarafı, şimdi sol tarafa girebilmek için uzun bir yolculuk yapmamız gerekecek. Herhangi bir yerden bir dönüş hakkı yok. Sür 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 diyoruz artık. Pazar yolumuzu kapattı. Gideceğimiz yere gidebilmek için bayağı uzun bir seyahate başladık. Bu arada tabii size Ereğli'nin içerisinde gezerek caddeleri, sokakları, insan manzaralarını gösteriyoruz. Arabaları gösteriyoruz. 30 yıl sonra bu caddeler ne hale gelecek diye düşünüyoruz. 1985 yılında Ereğli'den çıktık. Şu an geldik. Çok büyük değişiklik var mı dersen, yani bir miktar var ama özellikle üretim sektörü olarak Ereğli'de çok fazla bir değişiklik olduğunu söyleyemeyiz. Buradan bir U dönüş yapalım. Şimdi bir 30 yıl daha yaşarsak tekrar o günkü teknolojiyle bugünleri, bu yolları görebiliriz, ne hale geldi, ne oldu diye. Bol bol sağınızdan solunuzdan mobilya, bisiklet çıkabilir. Burada trafikte diğer yerlere göre daha farklı, daha tedbirli araba sürmemiz gerekiyor. Ben bir geldiğimde 10 gün içerisinde 4 tane mobilya kazasına şahit olmuştum. Bir tanesinde ikisi de komalık olmuştu. Kafa kafaya iki mobilya çarpmıştı. Diğerlerinde de arabalara arkadan çarpan motosikletler yüzünden çocukların bacakları kırılmıştı. Ereğli böyle bir yer. Düz olduğu için mobilyeti ve bisikleti bol olan bir yer. Hemen hemen herkesin evinin önünde bu tür araçlar var. Ve bu trafiğe alışık değilseniz yabancılık çekebilirsiniz. Her yerden anında bir çocuk çıkabilir, motor çıkabilir, bisiklet çıkabilir diye tedbirli sürmeniz gerekiyor. Burası da Universal Konya Ereğli Hastanesi. Daha önce Doğu Hastanesi'ydi, Alman Hastanesi oldu vesaire. Birkaç defa el değiştirdi. Bir türlü tekrar faaliyete başlayamadı. Oysa ki Ereğli için önemli özel hastane. Bir şekilde ayaklanıp tekrar Ereğli'ye hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu hastanenin burada atıl bir şekilde çürümesi işler acısı. Hep eskiden derdik devlet yanlış yatırım yapıyor, yaptığı yatırımlar çürüyor diye. Buyurun, özel sektör de demek ki yanlış yatırım yapıyor. Özel sektörün yatırımları da çürüyor olduğu yerde. Oysa ki bu hastanenin bir an önce harekete geçip Ereğli'ye hizmet etmesi gerekiyor. Evet, hastanemiz dediğim gibi atıl duruyor. Yatırımcı bekliyor. Hemen ileride pazar kurulmuş durumda. Pazarın içine girmeyelim, biz girdik. Fiyatlar oldukça uygun. 30 yıl önce demiştik. 30 yıl önce buralar bahçelikti. Etrafı duvarlarla örülü. İçinde bir katlı ya da iki katlı evler olan ve her tarafta meyve ağaçları olan yerlerdi. Şimdi gördüğünüz gibi 7 katlı, 8 katlı daireler, apartmanlar dikilmiş durumda.
Ereğli böyle dağ yamacı diye bir yerleşim yeri ararsanız yok. Adı üstünde Ereğli Ovası. Her yer düzlük. Ve şehirde bu şekilde tarım arazilerine doğru yerleşiyor, ilerliyor.